Değerli Silivri hemşerilerim, dışarıdan emperyalist zihniyetin temsilcilerinin, içeriden ise bunların işbirlikçilerinin hile ve oyunları neticesinde zorlu bir dönemin tüm sancı ve olumsuzluklarına maruz kalsak da Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümünü milletçe yad ve idrak ediyoruz. Cumhuriyetimiz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sayesinde bugünlerine ulaşmış, milletimizin üstün fazilet ve fedakarlıklarla temellenmiş ve güçlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti muazzam bir feragat kültürünün, muhteşem bir mücadele kudretinin hem mahsulü hem de maddi ve manevi ihtişamı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti zulme meydan okuyan, zalime res çeken, batıl inanç ve hain hesaplara namus mücadelesinin rehberliğiyle karşı koyan kahraman bir neslin emanetidir. 1919 Samsun'undan 1923 Ankara'sına kadar adım adım büyüyen, emek emek yükselen, bağımsız yaşama ve var olma azmi Cumhuriyet'in ilanıyla taçlanmıştır. Türk milleti 97 yıl önce hilalin bahtını açmış, geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini de aydınlatmıştır. Yedi düvelin ayağımıza vurduğu pranga, üzerimize geçirmeye çalıştığı tahakküm örtüsü, milli dirençle parçalanmıştır. Cumhur'un bizzat egemenliği devralması, geçtiğimiz yüzyılın en mühim stratejik şahlanışı, en kayda değer tarihsel silkinişi olarak milli hafızalardaki yerini de almıştır. Türkiye Cumhuriyeti yalnızca düşman unsurlara karşı kazanılmış zaferlerin mahsulü değildir. Cumhuriyetimiz işbirlikçilere, manda ve himaye arzusu taşıyan çevrelere, geleceği yabancılığın boyunduruğu altında gören teslimiyetçi odaklara da tarihi bir cevap, milli bir duruş olarak ibra ve ilan edilmiştir. 29 Ekim 1923 tarihi bir diriliş ve yükseliş eşiğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyeti, zalime korku, mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Milli mücadelenin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Türkiye Cumhuriyeti bağış, lütuf ve hediye değildir. Her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir mücadelenin karar ve kıvancıdır. Cumhuriyet askeri zaferler kadar kavrayıcı ve akılcı siyasetin, kapsayıcı ve dinamik bir diplomasinin her safhası düşünülmüş, her aşaması planlanmış, her yönüyle millet egemenliğine odaklanmış milli stratejinin ürünüdür. 29 Ekim 1923 ile birlikte imtiyazlı zümrelerin egemenliği son bulmuş, tebaadan vatandaşlığa geçiş, demokratik mekanizmaların yardım ve kılavuzluğuyla vücut bulmuştur. Cumhuriyetin kuruluş ruhu, aziz milletimizin tercih ve iradesine dayanmış, böylelikle milli arzu ve hedefler öne çıkmıştır. Şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti'ni herhangi bir farklılık ve yapay ayrım kabul etmeyen Türk milletinin tamamı kurmuş, külfet ve çilelere herkes katlanmış, herkes ortak olmuştur. Cepheden cepheye koşan, dişinden tırnağından arttırdığı ne varsa vatanın selameti için feda eden herkes, Cumhuriyet'in birleştirici şemsiyesinin altında toplanmıştır. Mazlum milletlere örnek olan ve geçtiğimiz yüzyılın en haklı, en meşru, en insani ve en ahlaklı kurtuluş mücadelesi Türk milletinin muazzam dirilişiyle sağlanmıştır. Türk milleti Anadolu'yu zindana çevirmeye kalkışan dalalet duvarlarını, milli zihniyete el uzatan ilkel ve acımasız dürtüleri cesaretle püskürtmüş, biçilen kefeni yırtmış, atmıştır. Cumhuriyet bağımlılığı reddeden, asalet ve feraset yüklü, aziz milletimizin yüreğiyle benimsediği ve üzerinde tam bir mutabakat sağladığı bir yönetim tarzı olarak belirmiştir. Bu itibarla Cumhuriyet fikren, zihnen, kalben, vicdanen ve esasen milletin kararının, millet iradesinin milliyetçi çağrısıdır. 97 yıllık Cumhuriyet çınarı, etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun, tüm Türk vatandaşlarının mirası, tüm Türk vatandaşlarının göz nuru,
şehit ve gazilerimizin hediyesidir. Üzerinde yaşadığımız ve ecdat kanlarıyla tescil edilmiş son yurdumuz hepimizindir. Bu bayrak, bu devlet ve bu cumhuriyet hepimizin şeref simgesi, varlık nişanesidir. Mensubu olmakla övündüğümüz Türk milleti kıvancımız, gücümüz ve güvencemizdir. Cumhuriyeti Türk milleti kurmuş, Türkiye'yi Türk milleti ihya etmiştir. Bilinmelidir ki bundan geriye dönüş de yoktur. Türkiye Cumhuriyeti tarihte kurulan devletlerin bir devamı olarak Allah'ın izniyle varlığını ilelebet sürdürecektir. Bu sürekli yenilenen, sürekli oluş halinde olan zengin ve bereketli bir geçmişten parlak ve tertemiz bir istikbale kanat açan büyük Türk milletinin son kararıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizi kuran kadronun liderliğini üstlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ülkü ve silah arkadaşlarına, bağımsızlığımızın mimarı aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsini şükran ve tazimle anıyorum. Silivri hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, en içten muhabbetlerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.